kıymetli Muğla ve Yalıkavak eski belediye başkanı Mustafa Saruhan, CHP'den Bodrum Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. CHP Bodrum'da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçim için aday adaylığı süreci devam ederken, 2019 yılında başkan adayı olarak açıklanmasına rağmen, İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan göreve yeniden talip oldu. Bugün Bodrum Belediye Meydanı'nda faaliyet gösteren Palmiye Restoran'da düzenlenen toplantıda konuşan Saruhan, aday adaylığı başvurusunu yaptığını dile getirerek şunları söyledi. Yaşadığımız kent, coğrafya hepimizin malumu, her gün değişen şartlarda yenilikler, değişimler ve birlikte beraberce yönetim biçimleri gerektiğini hissettiriyor. Daha önceden birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Adaylıklarımız oldu. Adaylığımız engellendi, olamadık derken bazı hikayelerimiz yarım kaldı. Yarım kalan hikayemize nerede kalmıştık diyerek başlamak asıl amacımız. Bugüne kadar özellikle Bodrum'umuza emek veren, çaba sarf eden bütün yerel yöneticiler, emek veren çalışanlarımız, devletin yöneticileri, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ellerinden geldiğince gayreti, emeği seferberliği yapmışlardır. Bizler de demokrasinin gereği önümüzdeki süreçte başlayacak olan yerel seçimlerde gerek parti örgütümüzün tabanı, gerekse yaşadığımız toplumun bileşenleri, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tekrar bu görevde rol almaya, bize düşen sorumluluğu yerine getirmek için yola çıkmış bulunmaktayız. Amacımız tek ve bir, biz Bodrum'uz diyoruz. Bodrum'da yaşayan herkesi, Bodrum'a gelen herkesi kapsayan, kucaklayan bir yönetim anlayışına talip olmak istiyoruz. Yalıkavak Belediye Başkanlığı döneminden davalarımız illaki oldu. Bunlar tamamen halka hizmet ederken, halk için yapılan projelerde yapılmış olan görevle ilgili kusurları ifade eden ve geçen seçimde hiç kimsenin de bilemediği, sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararıyla önceki dosyaların, cezaların toplanıp da bir yılı geçmiş olmasından dolayı böyle bir adaylığımız engellendi. Bunu kamuoyu biliyor. Bunlar tabii süreli kararlar. Belli bir süre geçtikten sonra da siz memnun hakların iadesini alıyorsunuz. Ki onu ben alalı çok oldu. Ve şu an savcılık belgemi aldıktan sonra yine dosyamıza koyduk. Orada da bütün davalarımızın memnunatların iadesini ve kesinleşme şerlerini almış ve bu şekilde dosyamızı tamamlamış olduk. Ben siyasette ve hayatta mağduriyet rolü oynamak istemem. Bunlar siyasetin ve belediyeciliğin gerçekleri. Belediye başkanı